Ne yapıyor bu? Serdar Bey hep çok bekleyemedi galiba. Serdar, erken giriyorsun. Müsaadenizle keyfini çıkarmak istiyorum. Sonra gidiyor arkadaşlarını işte tek tek diyor ki arkadaşlarım hadi siz maça devam edin. Şöyle konsantre olun. Serdar, nereden çıktın sen? Nereden çıktım ben? Faldan çıktım. Faldan mı? Tabii faldan. Ben normalde okumam, sevmem bilirsin. Ama bugün bir okuyayım dedim. Ne yazıyor acaba? Ne yazıyordu? Gerçi böyle olacaksa hep oku. Ona küçük sürprizler yapın diyordu. Ben de sana küçük bir sürpriz yapmaya geldim. Ne var arkanda? Birinci sürprizim. Göster hadi. Sana aldığım küçük arkadaşa merhaba de. Öyle söyleyince bir an makinalı tüfek çıkaracaksın zannettim. Filmden. Yok yok, henüz değil. Ama biliyor musun o filmden benim favori repliğim başka. Neydi ya dilimin ucunda? Neymiş? Ne diyordu esas abimiz? Makyaj yapmışsın. Güzelleşmişsin, güzel bir yola benzemişsin ama... Ama altından ne kanalizasyonlar geçiyor bilmiyorsun. Yani böyle bir şeydi işte. Şimdi tam Türkçe'ye doğru çevirdim mi bilmiyorum. Bu lafı bana söylemiyorsun herhalde. Saçmalama, sana niye söyleyeyim ya aşk olsun. Ha, ben sizi tanıştırmadım değil mi? Kaktüs, Ceren, Ceren, Kaktüs. Benim biricik sevgilim Kaktüs'ü öldü diye ağlamıştı, üzülmüştü. Ben de kıyamadım, yenisini aldım. İyi yapmış mıyım? Çok iyi yapmışsın. Hı. Çok güzel çiçeği de var. Ama bu çabuk büyüyen türden. Ben buna daha büyük bir saksı alayım, büyüyünce ona geçiririm. Gerek olmaz herhalde. Niye? Ben bakarım artık. Ya çünkü sen şimdi bununla ilgilenirken parmağına diken falan batar. Sonra benim de canım yanar. Boş ver, ben hallederim. Çok güzel düşünmüşsün. Hem şımardım, hem şaşırdım biraz. Sen biraz daha merak et. Bütün sürprizlerimi aynı anda söylemeyeyim. Anlaştık. Yeri gelmişken. 15 dakika kaldı. Sen dinlen o zaman. Ben sana güzel bir yemek hazırlayayım. Aç mısın? Açım ama zahmet etmeseydin. Tamam, hadi yiyelim madem. Açım, açım. Bayağıdır açım. Ceren'cim, sana çok önemli bir şey sorabilir miyim? İkinci sürpriz mi? Yok, değil. Ondan önce öğrenmem gereken bir şey var. Hatta daha önceki maçlarda da gördük. İşte ne yapıyor? Hızlı kullanmasın diye topun önünde durdu diye hemen
topu tamam. Sokacak olan oyuncu hem rakibin ayağına çarptırıyor hızlıca vurup onun sarı kart yemesini sağlıyor. Sonra de? Bu da bence... Gözlerimin içine bak ve bana öyle cevap ver. Onun, sen de hızlı hücumunu kesmiş oluyorsun. O zaman sarı kartı yiyeceksin. Biliyorsun gözler yalan söylemez. Diğeri nedir? Penaltılarda kalecilerin tamam. Ayağı çizgiye basmak. Bekliyorum. Bunu da yeni çıktı, bu sene çıktı. Burada da... O güzel yüzünün arkasına saklanıp makyajını, cici bakışlarının, gülümsemenin arkasına saklanıp bana hiç yalan söyledin mi? Serdar, ne diyorsun sen? Beni aldattığını biliyorum. Sen kendinde misin? Evet. Ama her an kendimi kaybedebilirim. 15 dakikam falan var. Şu an ne yapıyorsun anlamadım ama şakaysa hiç komik değil. Nerede o adam? Hangi adam? Beni aptal mı sanıyorsun? Böyle davranmaya devam edersen gerçekten aptal olduğunu düşüneceğim. Evinde televizyon bile açmayan kadın oturmuş futbol programı izliyor. Nerede o herif? Demek ki başka biri var evde. Sen futbol izlemezsin. Niye gülüyorsun Ceren? Bir an ciddisin sandım gerçekten. Gayet ciddiyim. Cevap ver. Bir kere televizyon izlemediğim külliyen yalan. Yemek programı izliyordum. Kanal değiştirirken geldim bu kaldı. Burada diyor ki eskiden 18 dediğimiz ceza sahasının dışına çıkmak zorundaydı top. Yoksa out. Yemek programı izliyordum. Şimdi öyle değil. Hadi öyle olsun bakalım. 18'in içinde kalabiliyor. Hadi ye, soğutma. 18'in içindeyken topu alabiliyor. Bu defans olur, ön libero olur. Yani kalecinin arkadaşları kalabiliyor ama...